Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Devam ediyoruz TYT matematiğine arkadaşlar ki bu TYT matematiği biliyorsunuz KPSS'ye giren ve DGS'ye giren arkadaşlarım için de söylüyorum. Bunlar sizin için de geçerli konulardır dostlar. Başa TYT yazdık ama hem KPSS'e hem de DGS'yi ilgilendiren videolardır bunlar dostlar. Evet, EBOB, EKOB konusundayız canım kardeşim. Hemen başlayalım bakalım neymiş bu EBOB, EKOB konusu bir öğrenelim dostlar. Şöyle bir odaklanmasını da ayarlayalım. Evet, ilk kağıdımızı alıyoruz önümüze. Şimdi, bu EBOB'la EKOB'un tanımını söyleyerek başlayalım isterseniz videomuza. Diyor ki, EBOB'un tanımını söylüyoruz. İki ya da daha fazla sayının, şimdi iki ya da daha fazla, böyle üç tane de sayı olabilir. Ben şuraya iki tane örnek yaptım. Bir EBOB bulacağız, bir de EKOB bulacağız. İki tane sayı yazdım arkadaşlar. Üç tane de olabilir, dört tane de olabilir bu sayılarımız. Bu sayıların ortak bölenlerini bulacaksınız. İlk iş olarak ortak olan bölenlerini buluyorsunuz. Bunların içinden en büyük olanına, yani ortak bölenlerinin en büyük olanına diyorum bakın. Ortak bölenlerinin en büyük olanına biz OBEB ya da EBOB diyoruz. EBOB da en büyük ortak bölen demektir dostlarım. Bu da ortak bölenlerin en büyüğü. İkisi de aynı şey. Eskiden bunu kullanıyorduk. Şimdi artık bunu kullanıyoruz dostlar. Çok önemli değil. Harflerin yeri değişmiş. Neymiş? Bölenlerinin hepsini yazacağız. Şimdi hatta hemen EBOB'larını bulalım mı bu iki keratanın bakın. 12 ile 18. Ne yapıyormuşum? Bölenlerini yazıyorum. Şimdi 12'yi bölen sayılar. 1 böler. 2 böler 12'yi. 3 de 12'yi böler. 4 de böler, 6 böler sonra bir de 12 böler dostlarım. Peki 18'i bölen sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4 bölmez bakın 18'i. 6 böler 18 sayısını. Başka 9 böler dostlarım. 9'u yazalım. 9. Başka 9'dan sonra bir de kendisi. Yani 18 böler. İşte diyor ki bu bölenlerinin içerisinde ortak olanların, ortaklar hangisi? Bakın 1 ikisinde de ortak. 2 ikisinde de var. 3 var ikisinde. 6 var bir de ikisinde dostlarım. İşte ikisinde de ortak olanların en büyüğü hangisi ise? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 6 mı? Tabii ki en büyükleri 6. İşte bunların EBOB'u 6'dır diyeceksiniz dostlarım. EBOB böyle bulunuyormuş. Peki EKOB nasıl bulunuyor hocam? Yine 2 veya daha fazla sayın. Bu sefer ortak katlarını alıyorsunuz. Ortak katlarının içinden en küçük olanı hangisi ise bu da EKOB'muş dostlar. Bak ne diyoruz? Ortak katlarının en küçüğü. OKEK diye okuyorduk eskiden. Artık EKOB. Yani en küçük ortak kat diye de bunu okuyoruz. Katlarını alacağız. Bak şimdi 12'nin katı. Bir katı nedir 12'nin? 12'dir. 2 katı nedir? 24. 3 katı nedir dostum? 36. 4 katı işte 48. 5 katı 60. 6 katı 72. 7 katı 84 diye gidiyor tabii ki bu sonsuza kadar. Bunu böyle tek tek yazmayacağız tabii. Şimdi 18'e geldik. 18'in 1 katı 18. 2. katı 36. 3. katı 54. 4 katı 4 ile çarparsak 18'i 72. 5 katı 5 ile çarparsam 90 şeklinde de bu gidiyor canım öğrenciyim. Peki bunların diyor ortak katlarının bakın ikisinde de 36 ortak. İkisinde de 72 ortak. Bu şekilde ilerler bu arkadaşlar. Mesela bir sonrakiler 108'ler ortak olur. 108 ama sonsuza kadar gider. Tabii ki ortak bir sürü katları var. Ama EKOB dediğimiz şey neymiş? En küçük olanıymış dostlar. En küçükleri hangisi bu katların? 36'ymış. Şimdi mantığını anladık EBOB'la EKOB'un. Peki her seferinde böyle mi bulacağız hocam biz? Hep katlarını yazacağız ya da bölenlerini mi yazacağız da tek tek bulacağız? Tabii ki hayır. EBOB ve EKOB'u bulmanın yöntemini şimdi hemen ilk örneğimizle anlamaya çalışalım dostlar. Bakın diyor ki sorumuz 16 ve 24 sayılarının
EBOB ile EKOK'unun toplamı kaçtır? Yani EBOB ile EKOK'unu bulun diyor. Şimdi nasıl yapıyor? Dostlar sayıları şöyle 16 ve 24 şeklinde aralarına biraz boşluk bırakarak yazıyorum. Ve yanlarına şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Biz bu çizgiyi arkadaşlarım şeyde de yapmıştık hatırlayın. Asal çarpanlara ayırmada da yapmıştık. Hatta orada da dedim ki size bu çizginin ismi EBOB EKOK çizgisidir. Bakın burada da kullanıyoruz. Peki tamam hocam. Şimdi sanki asal çarpanlarına ayırıyormuşsun gibi en küçük asal sayımız kaç bizim dostlar? 2. 2 ile başlıyorsun hemen. Şimdi buradaki yazdığın sayıların görevi şu. Şu sağ tarafa yazdığım, şuraya yazdığım sayıların görevi İkisini de bölmek dostlarım. İkisini de bölecek. Görevleri bunlar. Bölebilir de bölmeyebilir de. Bölerse ödül vereceğiz. Bölmezse yazıklar olsun diyeceğiz. Şimdi 2'ye bakın. 16'yı böler mi 2? Evet. 24'ü böler mi? Evet. 16'yı bölse kaç kaldı burada? 8. 16'yı 2'ye bölersen 8. 24'ü 2'ye bölersem ne olur? 12. Peki hocam ikisini de böldü. İkisini de böldüyse buna bir madalya takıyorsunuz. Şöyle bir yakasına yıldız yapıştırıyorsunuz dostlar. Görevini yapan sayının yanına yıldız takıyoruz dostlarım. Yakasına yıldız taktık. Görevini yaptın demektir bu. En sonunda söyleyeceğiz bu yıldızın da anlamını tabii ki. Devam ediyorum. Hala 2'ye bölünen sayı var. Bölmeye devam ediyorum dostlar. 2'ye bir daha böldüm. 8 bölünür mü? Evet. 4 olur. 12 bölünür mü? Evet hocam bu da bölünür 6 olur. İşte dostum bu da görevini yaptığı için buna da bir madalya taktım hemen. 2'ye bölünen hala var. O yüzden 2'ye bölmeye devam ediyorum. Bunlar 1 olana kadar devam edeceğiz. Mecbur 1 olacaklar hepsi. Peki 2'ye böldüm. 4 2'ye bölündü mü? Evet. 6 2'ye bölündü mü? Evet. Bakın 3 kaldı. İkisini de böldüyse ödülü hak etti. Yanına yıldızı çaktık hemen. 2'ye bölünen hala var. Bakın 2 var burada arkadaşlarım. O yüzden bir daha 2 yazıyorum buraya. 2'yi 2'ye böldüm 1. 3 2'ye bölündü mü? Hayır. O yüzden aynısını yazdık buraya. Bölünmediği zaman aynısını geçiriyoruz. Peki bu görevini yaptı mı? Yani ikisini de böldü mü? Kesinlikle hayır. Bölmedi. O yüzden buna bir ödül yok. Peki 2 bitti artık. Bakın 2'ye bölünen kalmadı. Geçelim bir sonrakine. 3'e. Peki 3'e bölünen var mı? Tabii ki var. 3'e bu bölündü dostlarım. 1 oldu. Bu bölünmemişti. Zaten 1'den son. Onu da bir daha 1 diye yazdım. Peki bu ikisini de böldü mü? 1'i zaten bölmedi ama sadece bunu böldü. O yüzden görevini tam yapmadı. Sadece 1'ini böldü. İşte bitti. Şimdi biz asal çarpanlarına ayrıldık. Geldik EBOB söylemeye. Bu 16 ile 24'ün şöyle de gösterilir. 16 ile 24'ün EBOB'u demektir bu. Kaçtır sorusunun cevabı şu. Şu madalya taktıklarımız var ya. İşte bu madalya taktıklarımızın çarpımı her zaman EBOB'dur dostlarım. O yüzden 2 kere 2 4, 4 kere 2 de 8. Demek ki 16 ile 24'ün ortak bölenlerinin en büyüğü 8'miş. Gelelim EKOK'larına yani ortak katlarının en küçüğünü bulmaya 18 ile 24'ün EKOK'u. Dostum bu da şuradaki bütün sayıların çarpımı. Madalya takmış ol olma. Hepsini çarpacaksın. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bak 4 tane 2 1 tane 3 yazdık. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 ile de 3'ün çarpımı 48. Şurası 16 idi, 18 değil. Heh. Demek ki 16 ile 24'ün de katlarının içerisinde ortak olanlarının en küçüğü 48'miş dostlarım. Evet, EBOB ve EKOK'u biz bu şekilde asal çarpanlarına ayırarak bulacağız. Bize de bu iki keratanın toplamını soruyor. 56 çıktı bile çoktan. Şimdi geldik şuraya. Bakın yine bir A sayısı var, yine bir B sayısı var. Şimdi ister şu yöntemle bulursun, bu yöntemle yani... Bu normalde nedir? 2'nin küpü 8'dir. 8 ile 3'ün çarpımı 24. 24 ile 5'in çarpımı A 120'ymiş. B kaçmış? Burası 4. Burası 9 olduğu için B de 36'ymış. Yine 120 ile 36'yı yazarım. Çizgilerini çizip bulabilirim eğer istersen. Ama
Şimdi bu adamlar hali hazırda zaten bak asal çarpanlarına ayrılmış bizim için kardeşim. Böyle bir şeyle karşılaştığında bu kerataların ebobu, A ile B'nin ebobu şöyle bulabilirsin dostlarım. Şimdi bu asal çarpanlardan tabanlara bakacaksın. Bakın ortak olanlar 2 var. Bir de ortak olan 3 var canım öğrenci. 5 ikisinde de yok. 5 ortak değil. Ortak olanlar hangisi ise artık. İkiler ortak. Ortak olanlardan, ikiler için söylüyorum. Kuvveti küçük olan hangisi ise, ki buradaki 2'nin kuvveti 2, buradaki 2'nin kuvveti 3. Şimdi önce 2'ye bakıyorum dostlar. 2 ortak tabanlardan birisi. Kuvveti küçük olan hangisi 2 üzeri 2? Bunu bir kere alıyorsun. Çarpı. Bak EBOB'u yazıyorum, dikkat et. EBOB yazarken neymiş kural? Tabanları ortak olanların kuvveti küçük olanı alıyormuşum. Peki 3'lerin de tabanı ortak değil mi? Bakın 3, 3. Kuvveti küçük olan hangisi? 3 üzeri 1. O yüzden 3 üzeri 1'i aldım. Başka ortak olan var mı? Başka da ortak yok. Bitti o zaman. 2'nin karesi 4. 3 ile de çarparsak 4'ü 12 çıktı. EBOB'la da arkadaşlar. Şimdi gelelim EKOK'a. EKOK'ta da dostum işin tersini yapacağız aslında. Yine ortak olanların bu sefer kuvveti büyük olanı alacağız. Ama burada da bitmeyecek. Bak önce ortak olanlar. İkiler ortak. Kuvveti büyük olan 2'nin küpü. Çarpı. Üçler ortak. Kuvveti büyük olan 3'ün karesi. Yine çarpı. Çarpı diyorum. Burada ortak olmayanları da alıyorum arkadaşlar. Bakın 5'in birinci kuvveti var. Bunu da alıyorsunuz canım öğrenci. Burada olup olmamasına bakmıyorum. Ortak olan olmayan hepsini alıyormuşuz dostlar. Tamam mı? Mesela şurada da bir tane atalım. 7 üzeri 5 olsaydı sen bu 7 üzeri 5'i de alacaktın. Tamam mı canım kardeşim? Ama şimdi yok, o yüzden almadık. Peki gelelim şimdi. EKOK bölü EBOB diyor dostlar. Şöyle EKOK'umuz neydi? 2 üzeri 3 yani 8. 3 üzeri 9 3'ün karesi 9 çarpı 5 bölü bir de 12 var. 4'e bölelim 3 kalsın. 4'e bölelim 2. 2'ye bölelim 3'e bölelim 1 kalsın. 3'e bölelim 3. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Aşağıda da 1 var. 30 bölü 1'den 30 çıktı. Bunun da cevabı. Evet, EBOB ve EKOK'u bulma sorusunu, yani EBOB'unu bulun, EKOK'unu bulun sorusu böyle iki türde çıkar kitaplarda karşınıza. İkisini de göstermiş olduk böylelikle. Hadi bakalım şimdi bir tane daha EBOB ve EKOK bulma sorusu yapıyoruz dostlar. Hemen şuna bakalım. Burada da bakın 3 tane sayı yazdım dostlarım ben. 3 tane sayının EBOB ve EKOK'unu bulacağız hemen şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Önce sayıları bir yan yana yazalım. 12, 18, 24. Çizdik EBOB EKOK çizgimizi ve 2 ile başladım. 2. Hepsini bölüyor mu? Bir bakalım. 12'yi böler 6. 18'i böler 9. 24'ü böler 12. Görevini yaptı o zaman. Çünkü görevi nedir? Üçünü de bölmektir. Buradaki sayıların hepsini bölecek. 4 tane sayı varsa 4'ünü bölecek. 2 varsa ikisini de bölecek. Görevini yaptığı için yanına yıldızı çaktım ben. Peki bir daha 2'ye bölüyorum. 6 bölündü, 3 kaldı. 9 bölünmedi, o yüzden aynen geçirdim. 12 bölündü, 6 kaldı. Peki bu iki görevini yaptı mı canım kardeşim? Yapmadı. Çünkü 9'u bölemedi dostlar. O yüzden ödülü hak etmedi. Hala 2'ye bölünen var. Bir daha 2 yazdım buraya. 3 bölünmedi, aynen yazdım. 9 bölünmedi, aynen yazdım. 6 bölündü, 3 diye geldi aşağıya. Peki bu iki görevini yaptı mı? Kesinlikle hayır. Çünkü hepsini bölmedi. Sadece en sondaki 6'yı böldü. Peki 2'ye bölünen artık yok. Geçtim 3'e. Bu 3'e bölündü 1. Bu 3'e bölündü 3. Bu 3'e bölündü 1. Peki bu 3 görevini yaptı mı? Evet. 3'ünü de böldü. Peki hala 3'e bölünen bir sayı var. Bu bölünmez 1. Bu bölünür 1. Bu bölündü, bu da 1. 3 hepsini böldü mü? Hayır, sadece ortadakini böldü. Bunlar zaten birdi. Hepsi bir olunca da EBOB, EKOK bulmak bitmiştir. Şimdi hemen EBOB'larını yazıyoruz dostlarım. EBOB'lar neydi? Sadece yıldızlı olanları. 2 kere 3, 6'yı alıyoruz değil mi? Yıldızlı olanların çarpımı. EKOK neydi dostlarım? EKOK hepsinin çarpımıydı. Yani
2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2'lerin çarpımı 8. 3 kere 3 de 9. 8 kere 9 da 72. Bak ekokları 72, ebokları da 6 çıktı. Evet, yine aynı soru neredeyse dostlarım. Burada da diyor ki 4, 5 ve 6'nın ekokunu bulun sadece. 4, 5, 6'nın ekokunu bulalım o zaman biz de hemen. 2'ye bölelim dostlarım. 2'ye böldük. Bu bölündü. Bu bölünmedi. Bu bölündü. Bir daha 2'ye bölüyorum. Bu bölündü. Bu bölünmedi. Bu da bölünmedi. 3'e bölüyorum. Bu bölünmez. Bu bölünmez. Bu bölünür 1 olur. 5'e bölüyorum artık. 1. 1, 1 oldu. Demek ki bunların ekoku ne çıktı dostlarım? Ekok 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 ile de 5'in çarpımı 60. Tamam. Ekoklarını bulduk bu üstteki kısmı. Şimdi geldik şu alt tarafa. 24, 36, 24, 36 ve 42'nin hemen ekokunu bulalım. 2'ye bölelim ilk önce. Şey, ebobunu buluyoruz pardon. 12 olur. 2'ye bölersek 18 olur. 2'ye bölersek 21. Hepsini böldü, yanına madalyayı çaktı. Bir daha 2'ye bölüyorum dostlarım. 2'ye bölersek ne olur 2'ye bölersek? 6. 2'ye bölersek 9. 2'ye bölersek bölünmez 21. Hepsini bölmedi, o yüzden ödülü hak etmedi. 2'ye bir daha bölüyorum. 3. 9 olur. 21 olarak yazılır. Hepsini bölmediği için madalya hak etmedi. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 7. Hepsini böldüğü için madalyayı hak etti. Peki artık 3'e bölünen bir tane daha varmış. 1, 1, 7 oldu. 3'ten sonra 5'e geçeceğim ama 5'e bölünen zaten yok, yazmıyorum o yüzden. 7'ye geçiyorum direkt. 1, 1, 1 oldu burası. Ve bakın neyi soruyordu bize de bunların? Ebobunu soruyordu dostlarım. Ortak olanlar hangisi çıktı? 2 ile 3. 2 kere 3 de 6 yaptı. Demek ki ebokları da bunların 6. Şimdi bizden ne istiyor? Bu ekokla, yani 60'la bu ebobu birbirine böl. 60'ı da 6'ya bölersek 10 gelir sorumuzun cevabı. Evet, bunu da hallettik. Şimdi yine güzel bir soru çeşidinin kuralını öğrenelim dostlarım. Şimdi soru çeşidi şu. Adam soruda bize ya ebobu veriyor, işte ebobları 30 olan diyor, ebobları 40 olan diyor, ya da ekoku veriyor, işte ekokları 60 olan, 100 olan, 200 olan gibi sallıyorum bunları. Ebobu da verebilir, ekoku da verebilir. Ebobu verdiği takdirde bize diyecek ki işte ebobları bilinen sayıların en toplamlarının en küçük değeri kaçtır diye soracak. Sen hemen diyeceksin ki bu sayılar ebobu biliyorsak biz, bizim aradığımız sayılar ebobun mutlaka katları olacak dostlar. Hemen basit bir örnek. Diyelim ki ebobları 5 olan 3 tane sayının. Şimdi ebobları 5 ise bu sayılar 5 olur ve 5'in katları. Bak ebob da olur, ebobun katları 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye sonsuza kadar gidiyor bunlar. Yani bize diyecek ki 3 tanesi. İşte 3 tane toplamları en az diyebilir ya da işte 3'ü farklı diyebilir. Ne derse artık. Aha, sana 3 tanesini seçtim. Farklı derse 3'ünü farklı seçerim. Ama farklı demezse 3'ünü de 5 seçerim ki daha küçük çıkar toplamları gibi. Şimdi birazdan soruda daha iyi anlayacaksınız. Ya da bize ekokları bilinen sayılar verecek. Diyecek ki işte ekokları 180 olan 5 tane sayı, 3 tane sayı, 2 tane sayı diyecek. Sen de diyeceksin ki işte bu sayılar hocam şunlar olabilirler. Ekokun bölenleri olur. 180'in bölenleri. Hocam 180 tabii ki kendini böler. Başka 90 tabii ki olur. İşte 60, aklıma gelenleri yazıyorum. 30 böler dostlarım. İşte 45'tir bölenlerinden biri. 20'dir, 18'dir, 10'dur, 5'tir, 6'dır, 3'tür. 2'dir, 1'dir, daha çok var. Yani aklıma geldikçe yazdım bunları. İşte bize de diyecek ki bunların en büyük olması için 3 tanesini seçin. Aa, şu 3'ünü seçeriz. Farklı dememişse sayıları 3'ünü de 180 seçeriz mesela gibi. Bu şekilde sorularımız var. Şimdi bunlara örnek yazalım, daha iyi anlayalım dostlar. Şimdi hemen ilk sorumuzu yazıyor, çözüyoruz. Diyor ki ortak katlarının en küçüğü 60 olan, bak bize ekoklarını vermiş. Ekok 60.
Şimdi bu sayılar neler olabilir? 60 olur, 30 olur, 20 olur. 60'ın bölenlerini yazıyorum. 15 olur, 12 olur, 10 olur. Başka 6, 5, 3, 2, 4, 1. Yani vardır belki de arada unuttuklarım arkadaşlar ama en babası nedir? 60'tır. Bir de yarısıdır. Bir de 3'e bölersin hemen zaten ilk üçlüyü bulursun. Diyor ki bize sayıların toplamı en çok kaçtır? Şimdi en çok dediği zaman gidip de 1 ile 2'yi seçmeyiz değil mi kardeşim bu iki sayı için? Şimdi bunlardan iki sayıdan biri 60 olur, biri de 30 olsun ki toplamları daha büyük çıksın. Farklı dediyse tabii ki bunu yapacağım. Farklı demeseydi ikisini de 60 seçerdim. Birinci sayıyı da 60 seçerim. İkinci sayıyı da 60 seçerdim. Toplamları 120. Bak daha büyük bir sayı çıkar. Ama farklı dediği için birinciyi en büyük, ikinciyi de ikinci en büyük. Yani 30 seçiyorum. Toplamları 90 oluyor. Şuna bakalım hemen. Bak burada da EBOB'larını 8 vermiş. Şimdi EBOB'ları 8 olan A ve B iki tane doğal sayı var. Şimdi demek ki A da 8'in bir katı, B de 8'in bir katı olacak arkadaşlar. İkisi de 8'in katları olacak. 8'in bir katı 8, 2 katı 16, 3 katı 24, 4 katı 32, 5 katı 40 diye gidiyor bunlar. Peki bize ne diyor? Hangisi olabilir? Toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Ha, toplamları ne çıkar bunların dostlarım? 8 ile 8'in toplamı 16'nın bir katı çıkacak değil mi? Mecburen. Ya da kısaca 8'in bir katı olacak bunların toplamı. Yani iki sayı 8 ile 16 seçtin. Ne olurlar toplamları? Aha 24 olur hocam. Başka ne diyebilirsin mesela? 24 hangisi olabilir diyor. Zaten 8'in katı olacağını buradan anladık toplamların da. Hepsi 8'in katı değilmiş. Mesela 18 olamaz değil mi? Çünkü 18 bir kere 8'in katı değil. Çünkü toplamları mecbur 8'in katı olacak. Yani şöyle. Biri de 8'in katı, diğeri de 8'in katı. 8 parantezinde K artı M. Yani mecbur 8'in katı olmak zorunda. 1 katı olabilir. 8, 16, 24, 32, 24 olabilir dedik. İşaretledik hemen. Geldik şuna. Yine ekoklarını vermiş bize. 30 demiş. O zaman doğal sayıların toplamını en çok istiyor. Farklı sayılar demiş. Peki birinci sayıyı 30, ikinci sayıyı 15, üçüncü sayıyı 10 seçersin canım öğrencim. Bak ne oldu? Hem 30'un bölenlerini göstermiş olduk böylelikle. En büyük 3 tane farklı sayıyı da seçtik. Farklı demeseydi 3'ünü de 30 seçecektin canım öğrencim. Farklı dediği için Bir sonraki büyük şeklinde 30'un bölenlerini yazdım dostlar. Tabii daha bir sürü böleni var. 5 var, 6 var, başka aklıma gelen 2 var, 3 var, 1 var. Aklıma gelenleri yazdım dostlarım bunlar. Tabii ki bize en büyükleri lazım. Çünkü toplamlarını en çok kaçtır diye soruyor. En büyüklerini seçtik. 30, 45, 55 geldi. 3'ünün toplamı. Şuna gelelim şimdi. A ve B doğal sayılar EBOB'larını vermiş bize. Toplamı kaç olamaz diyor. Artık şu yukarıda öğrendik. EBOB'larının 12 olduğunu biliyorsan A ile B'nin toplamı mutlaka 12'nin katı olacak canım kardeşim. 12'nin katı olanlar 24 12'nin katı, 36 48 64 60 da 12'nin katı ama 74 12'nin katı değil. O yüzden toplamlarının 74 olma ihtimali hiç yok canım öğrencim. Cevap Edirne'dir dediğim gibi. Hemen bir tane daha aldık bakın elimize. Şimdi yine benzer sorular. Diyor ki EBOB'ları 8 olan 3 farklı sayı. Şimdi bunlar 8 ise 8'in katları olacak dedik. 8, 16, 24, 32 diye gidiyor bunlar. 32, 40, 48 diye giderler sonsuza doğru. 3'ü de farklı olsun demiş. Farklı dediği için şu ilk 3'ü alıyorsunuz ki en küçük çıksın. Yoksa 40'ı da alabilirsin, 48'i de alabilirsin canım öğrencim ama o zaman toplam daha büyük çıkar. Farklı dediği için 3'ünü farklı seçtim. Farklı demeseydi 3'ünü de 8 seçebilirdi. Kitaplarda böyle farklı deyip demediğine bakacakmışız demek ki dostlar. Özellikle her soruda söyledim bakın bunu. Farklı mı demiş, farklı dememiş mi diye vurgulayın bunları. Burada sizi şaşırtacak olan kısım bu. Çünkü bu sorunun 3'ünü de 8 seçsek 8, 8, 8... cevabı 24 çıkar ve inan bana şıklarda var bu 24. Ama bu şekilde seçtiğinde ne geliyor? 24, 30, 40, 48 geliyor toplamları. 8 artı 16 artı 24'ün toplamı 48 geliyor. Tabii ki bu da şıklarda var. Yani farklı demiş mi dememiş mi? Buna mutlaka bakıyoruz.
Aynısı. Hemen sen bu soruyu çöz canım kardeşim. Videoyu durdur burada. Ebobu 15 olan diyor. 3 tane sayı varmış dostlar. O zaman 15 olur, 30 olur, 45 olur. 15'in 1 katı, 2 katı, 3 katı diye gidiyor. Farklı dediği için 3'ünü de farklı alıyorum. Bunların toplamları 45, 45 daha 90'ı yapıştırıyorum dostlar. Evet canım kardeşim, bakalım kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş dostlar. Devam edelim ya. Ebob Ekok'un da özelliklerini en azından bir de bu videoda bitirelim isterseniz. Problemleri de bir dahaki videoya bırakırım o halde. Şimdi Ekok ve Ebob'un özelliklerine geldik canım öğrencilerim. Bu özellikleri iyi bilin dostlar. İşimize yarayacak çünkü bu özellikler. Hemen ilki. Diyor ki hangi iki sayı olursa olsun iki sayının çarpımı her zaman Ebob'ları ile Ekok'larının çarpımına eşittir. Mecbur. Neymiş? İki sayının çarpımı Ebob'larıyla Ekok'larının çarpımına mecbur eşitmiş. Hemen notlarının arasına al bunu. Benim yazdığım gibi yazmak zorunda değilsin. Söylediğim gibi yazsan, hani söylediğimden daha iyi anladıysan direkt söylediğim cümlelerle yaz dostlar. Bu böyle yazıldı diye illa böyle yazmak kuralında değilsiniz. Ne diyeceksin? İki sayının çarpımı Ebob'ları ile Ekok'larının çarpımına eşittir demen de yeterlidir. Birinci özellik bu. Sorularda kullanacağız bunu. Gelelim ikinci özelliğe. Dostlar, A ile B aralarında asal ise diyor. Yani aralarında asal iki sayının Ebob'u daima birdir diyor kural. Kesinlikle çok doğru ve güzel bir kuraldır. İki asal sayının Ebob'u daima birdir. Ekokları ise çarpımlarına eşittir ki zaten mecbur böyle olacak bir üstteki özellikten. Bak şunu, şu geçerli olduğu takdirde. Şimdi A ile B'nin çarpımı burada neydi dostlarım? A ile B'nin çarpımı A çarpı B eşittir. Ekokları ile Ebob'larının çarpımına eşitti değil mi? E şimdi Ebob'ları 1 ise aralarında asal olduğunda burası 1 ise Ekok çarpı 1 neye eşit? Ekok'a. Direkt burası Ekok çıktı yani şuranın sonucu. O zaman A çarpı B Ekok oldu zaten. Yani şu kuraldan geliyor şu ikinci cümle. Biz sadece neyi bilelim o halde? Aralarında asal iki sayının Ebob'u daima 1'dir. E şimdi biz aralarında asal sayıları işlerken şöyle demiştik dostlarım. Ardışık iki tam sayıyla ardışık iki tek doğal sayı her zaman neydi bunlar? Aralarında asaldı. Ardışık iki tam sayı mesela 5 ile 6, 7 ile 8, 11 ile 12, 21 ile 22, 487 ile 486 bunlar aralarında asal sayılar canım öğrenci. E madem ki aralarında asallar bunlar, o halde Ebob'ları da mecburen 1'dir. Çünkü bir üstteki kural öyle söylüyordu. Aralarında asal olanların Ebob'ları 1. Ha, ardışık çift doğal sayılar. Bunlar aralarında asal değil. Hatta aralarındaki fark 2 idi. Hepsi 2'nin katları olacaktı değil mi? Çift doğal sayı. Çift demek ne demek? 2'nin katı demek. İşte çift doğal sayılarında Ebob'u 2'dir. Çünkü hepsinin ortak katı 2'dir. Ve bunların da en küçüğü 2'dir. Çünkü 2'den daha küçük bir çift sayı yok zaten. Hepsi de 2'nin katı olduğu için Ebob'ları 2'dir. Evet, çok ekstrem bir bilgi değil yani arkadaşlarım. Evet, hepimizin biraz düşünsek çok rahat bulabileceği bilgiydi. Şu özellik, son özellik, rasyonel ifadelerin Ekok'unu bulma özelliği dostlarım. Ben sınavda sorulacağını çok zannetmiyorum bu özelliğin. Ola ki soru bankalarında karşınıza çıkarsa diye bunu da yazdım buraya. Rasyonel olan iki ifadenin Ekok'u bulunurken pay kısmının yani şu üstteki kısımları Ekok'una alıyorsunuz bölü paydadaki kısımlarında Ebob'unu yani alttaki sayıların Ebob'unu üstteki sayılarında Ekok'unu alıp bölüyormuşsunuz birbirine. İşte buradan da bir ifade çıkıyor. O da bizim bu rasyonel ifadelerimizin Ekok'u diyebiliyormuşuz dostlar. Evet, şimdi gelelim biraz soru çözmeye can öğrencilerim. Şimdi bakalım ne diyor. İki doğal sayının Ekok'u 60, Ebob'u 4. Şimdi can öğrencim, biz az önce ne öğrendik? İki doğal sayı. Hadi gel bunlar A ve B olsun. Bu iki doğal sayının çarpımı neye eşitti? Ekokları ile Ebob'larının çarpımına eşit değil miydi canı öğrencilerim? O halde A ile B'nin çarpımı 60 ile 4'ün çarpımı 24 0 yani 240 oldu. Şimdi bize de diyor ki bu iki sayının toplamının en
az kaç olacağını soruyor. Hatırlayın şimdi temel kavramlar videomuzu. Bize çarpımları verilip de toplamın en az değeri sorulduğunda ne arıyorduk biz? Birbirine en yakın olan iki sayının çarpımı 240 olacak. Mesela ilk akla gelen nedir? 24 ile 10. Çarpımları 240 ama belki daha yakın olanları vardır. Mesela 12 ile 20 bakın. 12 ile 20'nin de çarpımı 240'tır dostlarım. Bak bunların arasında 14 sayı var. Bunların arasında 8 var. Bunlar daha yakın birbirine. Peki başka daha yakın var mı öğretmenim? E düşün. Mesela 12'yi biraz arttır. 13 ile bir şeyin çarpımı mı 240? Hayır. 14 ile bir şeyin, hayır. 15 ile bir şeyin çarpımı mı? Ya belki 15'i yakalayabilirsin ama zannetmiyorum, değil. Yani en azından 15'e bölüp deneyebilirsin dostlarım ama bundan birbirine daha yakın, yani 15, 16, 17 gibi sayıların çarpımıyla 240'a ulaşamadığım için daha yakını yok. Demek ki A 12, B de 20'dir diyorum. Toplamları da en az 20 ile 12'nin toplamı 32 yaptı. Yani Ebo Bekok sorusunu temel kavramlarla birleştirmiş. Şuna bakalım. Ardışık 2 doğal sayı diyor canlar. Ardışık 2 doğal sayı neydi? Aralarında asaldı. Peki aralarında asalsa bu iki keratanın ebobu ne oluyordu dostlarım? 1. Peki ebobları 1 ise ekokları ne oluyordu? Onu da yazalım. Ekokları da çarpımları olacaktı değil mi dostlar? Ekok A çarpı B diyelim hadi onlara. A çarpı B olacak ekokları da. Şimdi diyor ki ekok ve ebobun toplamı 91. Yani ebob ile ekokun toplamı 91. Peki biri bu tarafa atalım. A çarpı B ne oldu? 90. Çarpımları 90 olan ardışık iki doğal sayı. Yani birine x dersen diğeri bunun bir fazlası, x artı 1 olan iki sayının çarpımı 90. Lan 9 ile 10 değil mi dostum? Biraz düşünsek hepimiz buluruz değil mi? Yalandan yere şurada denklem çözmeye gerek yok. Demek ki x 9, diğeri de 10. Biri 9, diğeri 10 ise bu sayıların toplamı da 19 olur. Yapıştır gelsin. Evet hadi bakalım bir soru daha çözüyoruz şimdi. Bak bu ne diyor? X ve Y doğal sayılar. Yine ekokla ebobu vermiş bize. Ebokla ekokunu vermiş. Yani sen bunların çarpımının artık 72 çarpı 6 olduğunu biliyorsun. Peki toplamlarının da en az olmasını soruyor. Az önce çözdüğümüz soru. Şimdi birbirine en yakın iki sayıyı bulacağız. Çarpımları 72 çarpı 6 olan iki sayı düşünün. Mesela 72'yi 36 çarpı 2 çarpı 6 desek şurası 12 olur. Yani 36 çarpı 12 olur. Şunu da biz 18 çarpı 2 çarpı 12 diyelim. Yani 18 çarpı 24 olur. Ki galiba toplamları birbirine en yakın olanlar da bunlar olur dostlar. Yani biri x olsun biri de y olsun ki x ile y'nin de toplamını soruyor. 24, 34, 8 daha 42. Evet cevabı ulaştı. Şuna gelelim. Aralarında asal olan a ve b pozitif tam sayılar için. Demek ki a ve b'nin ebobu kesinlikle 1. Ekokları ne peki can kardeşim? Ekokları da çarpımları A çarpı B. Tam sayıların en küçük ortak katı. Aha ekoklarını vermiş 120'dir. Buna göre ifadesinde A kaçtır diyor. Peki şurada bir payda işleme yapalım. Bunu rasyonel sayılarda çok yapacağız. Bununla bunu çarpıyorsunuz. B çarpı A. 24 ile topluyoruz. Artı 24. Paydayı da aynen yazıyoruz. Eşittir 18. Dostum biz zaten çarpımlarının ekoka eşit olduğunu biliyoruz. Asal sayıların, aralarında asal sayıların. Çünkü ebobları 1. O zaman A çarpı B 120. Şurası 120 ise 24 de burada var canım öğrencim. 120 artı 24'ten 144 eşittir. B'yi de buraya çarpı atalım 18 B. Hadi her iki tarafı 18'e bölersek 144 bölü 18 eşittir B olur. Buradan da ne geliyormuş cevap? A'yı soruyormuş bize. Biz o yüzden buradan 2'ye bölelim 9, 2'ye bölelim 72, 9'a bölelim 9'a bölelim 8. Yani B'yi 8 bulduk. B 8 ise A'yı soruyor bize. 8 ile kaçın çarpımı 120'dir? 15'tir diyelim dostlarım. Cevabımızın da 15 olduğu aşikar zaten. Evet arkadaşlar şimdi ezanımız da okunmaya başladı. Birkaç kağıdım daha vardı ama onlar da dursunlar artık arkadaşlar.
EBOK EKOK'un birinci videosunu bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.